Arkadaşlar merhaba. 3 Ocak 2023 Salı akşamı, Salı günü tekrar Porn Chat'teyiz. Evet, Porn Chat Level'de bugün 7 koşulu, aslında orada 9 koşu var ama 7 koşulu program. Evet, birinci koşu saat 18.20'de var. Şu akşam koşusu sayılır bunlar artık. 18.27'de 7'li presin ilk ayağı, orada da birinci koşu şartlı. 4 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Tüm koşular sentetikte. Evet, burada tabii sentetik çiğ safkanlar var. Onları hemen belirledik. Güzel bir arkadaşlar çalışma yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah Allah mahcup etmesin. Burada 7'li presin ilk ayağında 3 numaralı Pannetone Alex Baron'la muhtemelen kazanma ihtimali en yüksek safkan. Bunu görüyoruz biz normal şartlar altında arkadaşlar. 4 numaralı Gold Days Anthony Barzalona. 6 numaralı King Motif Alison Messin ve 5 numaralı Sim Card Emmanuel Etienne. 4 tane safkandan bir tanesini biz birinciyle uzanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Belki de 2 katına çıkacak burada. 7'li prensi ilk 2 atı bulmuş olacağız diye düşünüyoruz. Evet, ikinci koşuyla beraber altın gayem başlıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Şimdi burada önceliğimiz 5 numaralı View. Morgan Dallelande ile arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir yarış günü bugün. Çok güzel bir ikramiye vereceğini düşünüyoruz. Umulmadık safkanlar burada gelebilir. Evet, 5 numara burada bizim ilk atımız View. 13 numaralı Atlantica Margot Romary. 7 numaralı Navidad Maximilian Justum. 9 numaralı Jasmina Fabienne Lefebvre. 2 numaralı burada Willens Way Arthur Mosse ile. 3 numaralı Black Bird Fly Benjamin Marie. Ve son hakta 6 numaralı First Dream Warren Lewis. Bu apprentice arkadaşlar, söyleyeyim. Artık bilmiyorum nasıl ya, ne yapar onu. Yazalım yine. 5, 13, 7, 9, 2, 3 ve 6. Üçüncü koşu altının ikinci ayağı. Handikap 4 yukarı İngilizler 1700 metre. Tekrar başlık bu. Şimdi burada 2 numaralı Show Me The Gin Luca Rosso ile Alternatif Banco. Bu safkandan güzel bir koşu gelecektir bugün. Öyle düşünüyoruz. Bu safkanın arkasında 6 numaralı To Be Queen Hugo Jorniak'la 8 numaralı Belle Impression Clement Leglant, 7 numaralı Rise The Stickel, 3 numaralı Salsa Chic Fabrik Veron ve 1 numaralı Le Gitan Delphine Santiago ile burada 2 alternatif banko 6, 8, 7, 3 ve 1 diyoruz. Yani burada bu atların dışında bir at gelmesi büyük sürpriz olur arkadaşlar. Sadece 9 ve 10'a da bir daha bir bakalım burada. AGF'ler çıktıktan sonra 9 ve 10 numaralı check edelim, kontrol edelim ne yapabilirler diye. Ama muhtemelen bu atlar içerisine gelecektir. Evet, 4. koşu handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 3100 metreye çıkacaklar burada. Uzun metraj bir koşu izleyeceğiz. Şimdi burası, bu koşu çok ilginç bir koşu. Aralık ayında bu grupta 3 tane at ikinci, üçüncü ve dördüncü oluyor. Bunlar aynı yerde burada. Farklı jokeylerle olan da var. Şimdi burada 2 numara Vigo ikinci oluyor Emmanuel Etienne'le. Burada gördüğünüz gibi. 4 numara Thresh Rush burada dördüncü oluyor. Ve 5 numara Cash for Passover üçüncü oluyor. Yani ne oluyor? İşte 2, 5 ve 4. Yani 2 ikinci, 5 üçüncü ve 4 de üçüncü oluyor. Dördüncü oluyor, pardon. Dördüncü oluyor. 2, 3, 4. Birinci yok bugün. Birinci olan o gün koştu. Birinci olan bugün koşmuyor.
Şimdi bunları mecburen yazmak durumundayız. Onların performansı ve aralarında arkadaşlar şöyle bir de bir durum var. Hepsi foto da bitiyor mu bu koşu? Yani yarım boyun. Boyun, burun, kafa, baş falan yani. Öyle bitiyor. Yani bunların hepsi aslında birinci gibi düşünün siz. Yani birinciyle fotoya giriyor. Bu dört at birinciyle fotoya giriyor. Yani burada 2, 5, 4 sıralamamız var. İkinci, üçüncü ve dördüncü olarak. Şimdi bunların dışında bunlar bütün Fransızlar bunları yönelecekler tabii. Bunları biz bildiğimiz gibi Fransa'daki ya da Avrupa'daki bahis oynayan kişiler de bunları biliyor. Ona göre diyecekler ki işte bu üç atın dışına çıkmaz falan filan. Ama burada iki tane daha biz sentetikçi at yakaladık. Onları da vereceğiz size. Burayı 5 at geçeceğiz biz. 11 numaralı Serman Dakfi, Miss Leberier'le. Bu Safkan burada üçüncülüğünü bu burada yaptı. Aralık başlarında 8 Aralık mı yazıyor 9 mu hatırlamıyorum. Aralık başlarında yaptı ve üçüncülük yine Ponichet'te. Sentetik'te süper bir iş yaptı. Bunu yazmak zorundayız 11'de. Ve yine bir sene evvel burada 12 numaralı Mr. Clement, Subaşı, Antonio Subaşı'yla burada arkadaşlar o da 3 tane koşu yaptı ve bir tanesi kazandı. Ya zaten bu atların kazanmaları çok zor ama bir sene sonra bazen böyle tekerrür ediyor yine aynı dönemde Ocak ayı gibi Fornichet'e kazanmıştı. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ne olur ne olmaz. Ne çıkar bilmiyorum bundan AGF'leri. Belki de gelmeyecek bilemiyorum. Ama biz 2, 4, 5'in yanında 11 ve 12'de buraya ilave ediyoruz. 5 atla geçiyoruz buraya arkadaşlar. İşte çalışmamızı böyle yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ha, gelir gelmez. Handikap 4 yukarı İngilizler 3100 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var burada da. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar yine 11 numaralı Longroy, Morgan Delalande ile bizim ilk atımız. Yani kırmızı eküller burada çok ön plandan. Nadesha, evet. Emmanuel Etienne ve 1 numaralı Flight de Julie, Michael Barto ile. Burada bu yani 11, 14 ve 1. Evet, kırmızı eküller ilk plandaki 11'i biz baz aldık. Onu söyleyeyim size Longroy'un. 9 yaşında olan bu safkanın bizi iyi koşacağını düşünüyoruz. Burada zaten hepsi böyle 7-8-9, 7-8-9. Uzuncu hepsi zaten. 2 numaralı Mercy Capuchin, Clement Gittard. 4 numaralı Bayra, burada Audio Deporte. 5 numaralı Proud Penelope, Cyril Stefan arkadaşlar. Ve burada biz tabii 3 numarayı Perle Devati baz aldık. Hani 3, 6 ve 9 numaralı safkanlardan da ters bir koşu gelebilir burada. Arkadaşlar bir de şuna bakacağız. 8 numaraya bakacağız. Eğer AGF'ler çıktığı zaman Norveçyalı orada. Clemens Glant denen bu vatandaş. 454 gün sonra katılıyor. Ama olsun, olsun. Ne olsa olsun tutup geliyorlar arkadaşlar. Bunların kendi atları. Yaklaşık 1,5 yıldır koşmuyor ama Pilsonların kendi atı hani. Pilsonlar pili takıverirler ata belki belli mi olur? Burada arkadaşlar 11, 4, 14, 11, daha doğrusu 11, 14 ve 1 yani 11'i baz aldık burada. Kırmızı eküller diyoruz. 2, 4, 5, 3 ve 6 ve 9 siyah eküller diyoruz ve 8 diyoruz buraya. Yani 8'i diyemiyoruz ama bakacağız 8'e ama belli de olmaz. Dediğim gibi pilson sahipleri pili takıverirler ata belli olmaz. 6. koşu. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Arucha, Hugo Yornyak'la Banco. Evet artık yapacak bir şey yok. Burada aslında burada 3 tane daha at var. Yani 1, 2 ve 4 onların daha gelirleri var. Ama burada bu daha ön plan. Bu safkan bizim bugünkü bankomuz arkadaşlar. Arucha, Hugo Yornyak'la. 7. koşu handikap 4 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar yine 7 numaralı Power of Thor Marlin Eon'la ilk atımız. 2 numaralı San Pedro Morgan de Lelande. 6 numara Atelier Fabrice Veron. 4 numaralı Heavenly Vision Eddie Hardwin. Ve 3 numaralı Atanasio burada Thomas Blanchin'le. Evet.
Burası 7, 2, 6, 4, 3 dedi ama burada da bakacağımız bir tane bir var. Bir de bu Samavent 10 var. 1 ve 10'a arkadaşlar bir daha bakacağız AGF oranına. Bakın şöyle söyleyeyim size şimdi yani nacizane bu tip altınları yakalamak çok zor. Hani zaten tek gelmedi iş bitiyor da. Ama ne olursa olsun burada eğer oynamak istiyorsanız ortaklı oynamanızda arkadaşlar yarar var nacizane. Eğer ortağınız varsa küçük böyle 20-30 kuponlarla çok zor tutuluyor. Tutulmaz diye bir şey yok. Bizim vermiş olduğumuz altların içerisinden geldiği takdirde tutarsınız diye düşünüyorum birçok kişi. İyi ikramiye verecek. Ama dediğim gibi eğer bir inancınız varsa ona göre geniş kupon çok fazla geniş tuttu. Burada 3. kuşta 2 numara önemliydi. Show me the gin Luca Rosso'yla bu gelirse bu alternatif banko işimiz kolaylaşır tabi. Evet, Ponchet'le ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Bugün Philadelphia yayınımız var. O Premium'e de ait. Champ Sport zaten yayın şu anda açık. Kenilworth açık. Güney Afrika. Güney Afrika'da da dün 2000 lirayı ikinci ayakta arkadaşlar orada kapatanlar kazandı açıkçası. Yani biz pencere açmışız farkında değiliz. Neyse yapacak bir şey yok. Tutan varsa tebrik ediyorum. Herkese bol şans, hoşçakalın.